Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta tatsız bir hikayeyle ekrana geleceğiz. Son zamanlarda kömürlü termik santrallerin sayısı giderek artmaya başladı. Maalesef daha önce kurulan örneklerden dolayı termik santral karnemiz çok iyi de değil. Şu anda Karabük'ü görüyorsunuz. Neredeyse Karabük'teki insanlar nefes alamıyor. İnanılmaz bir manzara var. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve bunların sayısı da giderek artacak. Buradan Çatalazı'na gideceğiz. Zonguldak Çatalazı'na. 4 tane var. 7 ünite 4 termik santral. İnsanlar nefes alamıyorlar. Amasra'ya gideceğiz. Cennetten bir köşe. Amasra'ya da bir tane kurulması gündemde. İşte bu hafta bunu ekrana getireceğiz. Kömürün hissi bulaştığı zaman neler oluyor? Bunu çatal ağzında göstereceğiz. Kömürün hissinin bulaşmadığı bir yer Amasra, orada planlanıyor. İnsanlar ayağa kalkmış vaziyette. Neden? Çünkü arkamdaki manzaradan dolayı. İnsanlar termik santrallerin yarattığı kirliliği artık kanıksadı. Kanser vakaları arttı. Üst solunum yolları, enfeksiyonları, hastalıklar artmaya başladı. İnsanlar iş için buralarda çalışmak zorunda ama bir müddet sonra insanlar sağlığını kaybetmeye başladıklarını gördükleri anda da tepki göstermeye başlıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. İşte bu hafta bunu ekrana getireceğiz. Çatal ağzını göstereceğiz. Amasra'ya gideceğiz ve Karabük'te bir hikaye yapacağız. Bu programı kaçırmayın. Çünkü bu programı seyrettikten sonra belki de ısıtıcılarınızın ayarlarını biraz kısacaksınız. 4-5 tane lamba yanıyorsa birkaç tanesi kapatma ihtiyacı duyacaksınız. Çünkü biz enerjiyi çok kullandığımız sürece bu kirlilik maalesef giderek artacak. Üzeri dumanlarla kaplı bu ilimiz Karabük. Çevresi ormanlarla çevrili ama nefes almak çok zor. Şehrin üzerine kurum yağıyor. Bu kirliliğe Marmara Geri Kazanım ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının bacalarından çıkan dumanlar neden oluyor. Filtre mi yok? Filtre yok. Nereden biliyorsunuz filtre yani olmadığını? Filtre olsa daha eskilerde bu yoktu. Şimdi üretim artırıldı. Dolayısıyla daha fazla duman çıkıyor diyorlar. Demek ki daha eskisinde üretim azdı. Ona göre de az duman çıkıyordu. Şimdi üretim artınca duman fazla çıkmaya başladı. O zaman da filtre takılması lazım. Demek ki filtre yok. Ha, bu çağın filtresi olduğunun tabii, göstergesi mi? Tabii. Yani şimdi burada hiç baca çalışmasa Karabük cam gibi görünüyor. Her taraftan cam gibi görünüyor. Ama ne zaman ki bu kırmızı duman, mavi duman çıkmaya başladığında Karabük'ün üzerinde böyle sanki bir çadır örtülmüş. Peki yasak değil mi bu böyle bir yasak şey? Yasak tabii ki. Yasak yani. Nasıl izin veriyorlar? Bu resmen cinayet. Bu çok berbat bu sene. Daha önce yok muydu? Daha önce yoktu. Bu sene çok berbat. Nedir berbat olan ne var? Ya koku geliyor şeyler. Toz giriyor, koku geliyor. Peki tozu hissediyor musunuz nefes alıp? Evet. Evet. Evin içine bile giriyor yani. Bacalardan değil akşamları. Bütün filtreler yok. Bacalarda filtreler yok. Devlet zamanında sinterde mesela bacalarda filtre vardı. Devlet zamanındaki sinterde. Ama bu üretimi artırırken o eski devlet zamanından kalan sinter yıkıldı. Yeni yapılan sinterde insan sağlığına yönelik, çevre sağlığına yönelik hiçbir önlem alınmadan ucube bir sinter yapıldı. O zamanki geri teknolojiye rağmen insan sağlığını düşünerek hava filtreleri vardı orada, o eski sinterde. Bunda yok mu? Bunda yok. Bunda filtre falan yok. Yani Karabük Allah'a emanet. Resmen kömür bu ya. Havadan partikül yağarken Karabüklerin hiçbir şey yokmuş gibi dolaşmaları oldukça ilginç. Özellikle bu havalarda çocuklar sokaklarda olmamalıydı. Dolaşırken o kurumu hissediyor musunuz? Biraz. Bazen hissediyorsunuz. Ya şimdi normalde bu çocukların ciğer yapısından dolayı bizden daha fazla
oksijene ihtiyaçları var. Yani daha çok soluyorlar. Biz 2 birim alıyorsak onlar 1 birim alıyorsak onlar 2 birim alıyor. O yüzden havadaki partiküller bize daha az zararlı ama bu çocuklara daha fazla zararlı. Bir de bunların hepsi canavar gibi koştukları zaman daha fazla oksijen soluyorlar ve o partikülü daha fazla almaya başlıyorlar. Sonra ileride çocuklarımız bronşit oldu, işte hasta oldu dediğimiz zaman hiçbir şey de yoktu, sağlam çocuktu diyorsunuz ama pek de öyle olmuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle yılda 32 bin kişi hayatını kaybediyor. Geçen sene 30 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konmuş. O yıl 24 bin kişi akciğer kanserinden hayatını kaybetmiş. Kardemir'den gelen şu suya bir bakın. Renk farkını açıkça göreceksiniz. Bu kadar bariz bir kirliliğe neden kimse dur demiyor, o da düşündürücü. Enerjiyi daha rahat bir yaşam için üretiyoruz ve kullanıyoruz. Ancak Karabük, Elbistan, Yatağan gibi kömür santrallerinin olduğu bölgelerde hava, su, toprak kirli. Bu nedenle insanlar erken yaşta hayatını kaybediyor. Burası da Zonguldak'a bağlı Çatalağız ilçesi. Çatalağız'ında 4 termik santral var. 2 adet de kurulmak isteniyor. Bölge halkı hava kirliliğinden ve sesten şikayetçi. Sanayi ile birlikte göç alması beklenen Çatalağız tam tersine göç vermeye başlamış. Kimse bu havayı solumak, bu sesi dinlemek ve daha fazla termik santral istemiyor. Bu kadar küçük bir alanda bu kadar santral biraz fazla olmuş. Santral yapılmasından karşı değiliz. Eğer santrallar yapılırsa doğru dürüst bir düzgün yapısınlar. Hava kirliliğini, mavi kirliliği ölçer bu ses düzeyini yönlesinler. İnsan sağlığına dikkat etsinler. Hava filtresi mi kuracaklar, ses duvarı mı kuracaklar, ne kuracaklar onları ayarlasınlar. Şikayetçi değiliz, değmeyiz, mümkün değil. Herkes şikayetçi. Yalnız bu fabrikalara bir önlem alacaksa alsın. Bu da fabrikanın kurmanın bu halkı ecettir yani. Şu anda bile konuşurken yani biz daha yeni geldik buraya girer girmez boğazımızda bir hepimiz birbirimize sorduk ya grip mi oluyoruz acaba boğazımız kurumaya başladı ki nemli bir bölge demek ki bu hava bizi hemen etkiledi. Meyvan bak devlet yatırımı yapsın yapmasın değil ama bir yere bu kadar santralin kurulması normal bir şey midir normal yani değil. Nedir bu Zonguldak halkını gözden çıkarmak demektir yani. Zonguldak bölgesinde deniz temiz deniz kalmadı. Yüzecek yer yok. Kirli, her taraf kirli. Ben biliyorum dalgıcı olarak. Ta buradan ta Bartın'a kadar, Hamasra'ya kadar biliyorum ben her tarafı. Yani daha hayatım dalgıçlıkla geçti buralarda yani. Milletvekilleri 5 tane Zonguldak 5 tane milletvekili var. 5'ini de tanıyorum. 3 tanesi AK Parti. Onlar bir hepsi tanıyorlar. Yeter ya. Milletvekillerim ya yeter ya. Ben ya burası burayı olur mu ya milletvekillerim ya yeter burayı yüz. Burayı gelin görün ya bir görün de burayı karar verin ya. Burayı yeter artık diyorum ya biz artık boğulduk ya. Kanser çoğaldı bak bugün ben cenazeden geldim çağırdılar beni. Cenazeden geldim. O arkadaşımız da kanser hastası olmuş. Yani devamlı kanser hastalığı devamlı öksürüyormuş yani öksürüyor ölmüş yani. 10 yıl önce Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun bakir sahalarına büyük kömür enerji şirketlerinin girmesini sağladılar. Türkiye'nin enerji devleri Zonguldak'tan bakir kömür sahaları kiraladılar. Zonguldak Batı Karadeniz'in Türkiye'nin işte kömür üssü, enerji üssü ilan edildi. Çizilen projeksiyona göre yer altında milyon tonlarca, binlerce işçinin çalışarak ürettiği milyon tonlarca kömür yer üstündeki binlerce insanın çalıştığı santrallerde yakılacak ve Zonguldak hem yer altında hem yer üstünde kazanacak dendi. Ancak bu şirketlerin tamamı kiraladıkları sahalardan ihale koşullarında belirtilen rezerv olmadığı gerekçesiyle çekildi ve ellerindeki santral lisanslarını yatırıma dönüştürerek ithal kömüre dayalı bu santral bloğunu burada oluşturdular. Böyle bir tehlike var. Peki bunda Zonguldak kaybetti o zaman.
Zonguldaklı hem yer altında kaybetti hem yer üstünde kaybetti. 6000 ton kömür yandığında 3000 ton kül ve curuf denize boşalıyordu. Ama burası o kül ve curufun boşaltım noktası değil. O ayrıca şu anda bir kısmı bazen denize boşalıyor ve kül barajına pompalanıyor. Ama burada sadece sıcak su. Sıcak su. Yani santralların zararlarından biz bahsederken ve yani neden santral istemediğimizi ifade ederken tabii sadece hep hava kirliliği vurgulanıyor. Tamam, havayı kirletiyor ve sadece Çatalhazı'nın sorunu da değil bu. Bütün Zonguldak'ın, bütün Batı Karadeniz'in sorunu yarattığı kirlilik toprağa zarar veriyor. Tarım alanlarına zarar veriyor, dolayısıyla denize, akarsulara zarar veriyor. Sürekli ham madde taşıdıkları için kamyonlarla da karayoluyla bu taşımacılık yapıyor. Ve karayolunda da ciddi sıkıntılara sebep olmakta. Zonguldak Çatalhazı aslında neden temiz enerji kullanmamız gerektiğini bize anlatan çok iyi örneklerden bir tanesi. Temiz enerjide fazla atık ortaya çıkmıyor, adı üstünde temiz enerji. Peki kömür neden kirli? Bakın kömürü yerden çıkartıyorsunuz, toprak altından çıkartıyorsunuz. Bunun için insan kullanıyorsunuz. Yaklaşık Zonguldak bölgesinde 5-6 bin insan kömür çıkartırken hayatını kaybetti. Kömürü çıkartıyorsunuz, taşıyorsunuz, daha sonra temizliyorsunuz yakmak için. Daha sonra temizledikten sonra atıkları ortaya çıkıyor. Onu bir havuza alıyorsunuz. Daha sonra yakıyorsunuz. Yaktıktan sonra külü ortaya çıkıyor. Onu bir havuza alıyorsunuz. Karbondioksit bırakıyorsunuz. Havayı kirletiyorsunuz. Maalesef yan etkileri oldukça fazla. Yani enerji üretiyoruz ama üretirken bir o kadar da doğayı kirletiyoruz. O yüzden temiz enerjiden yanayız. Çatalhazı'da bu konuyu anlatmak için çok iyi örneklerden bir tanesi. Bakın şu arkaya bakar mısınız? Bu santrallerden çıkan atık suları görüyorsunuz. Soğutma sularını görüyorsunuz. Arka tarafta kül havuzlarını göreceksiniz. Kaldığımız bölgede aynı zamanda çöp de var. Çöp de işin içine girmiş. Arkada bacalar, karbondioksit salan bacaları görebiliyorsunuz. Bir tarafta kömür depolarını görüyorsunuz. Rüzgarlı bu kömür tozları da etrafa yayılıyor. Yani nereden bakarsanız bakın burada kömürün kirliliğini, kömürün isini görebiliyorsunuz. Termik santrallerde buharı tekrar yoğunlaştırmak için soğutma suyu kullanıyorlar. Denizden alınan soğutma suyuna makinelere zarar vermesin diye çeşitli kimyasallar ekleniyor. Santralden çıkan sıcak su kimyasallardan arındırılmadan direkt denize boşaltılıyor. Doğadan temiz alıp kirli veriyoruz. Bunun sonuçları uzun vadede ekolojik bir yıkıma neden olacak. Bunun belirtileri başladı bile. Tekrarlayalım, sorun enerji değil. Enerjiye tabii ki ihtiyacımız var. Ama Avrupa doğayı kirletmeden enerji üretirken biz doğayı, su kaynaklarımızı yok ediyoruz. Dünya devi Çin'de her gün yılda 4000 kişi hava kirliliğinden hayatını kaybediyor. Çin büyürken insanları ölüyor, doğası yok oluyor. Refah düzeyi Çin'de giderek düşüyor. Avrupa'nın da enerji devleri var, Almanya gibi. Almanya büyürken insanları ölmüyor, doğası kirlenmiyor. Zamanında onlarda dolmuş ama şimdi olmuyor. Türkiye'de büyümeli ama insanlarımız ölmemeli, doğamız kirlenmemeli. İtalya'da yerli kömür fark etmez, önce temizleniyor, sonra yakılıyor. Temizlenirken ortaya çıkan atık uzun yıllar denize boşaltılmış. Dereler simsiyah. Hala kömür tozu derelere karışıyor. Halk bu tozu toplayıp yakıyor. Kömür su karışımı bu çamura şlam deniyor. Kömürün isinden bahsediyoruz ya, işte kömürün isi şehrin her yerine bulaşmış. Şu anda yıkama havuzundan kaçan kömürü görüyorsunuz. Bunu toplamış vatandaş. Bunu burada kurutup kömür olarak kullanacak. Bu bölgeye geldiğiniz zaman her yerde bu manzaraları görebilirsiniz. Zaten onları almasaymış denize gidecekmiş. Kömürü temizlediniz, sonra yaktınız. Kömürün yakılmasıyla ortaya bir de kül çıkıyor. Bu kül de bir yerde depolamanız lazım. Soba yaktığında çıkan külü çöpe döküyorsunuz ama buradan binlerce ton kül çıkıyor. Bu külü suyla beraber kül havuzlarına pompalıyorlar. Çatalhazı ormanlarında devasa kül havuzları oluşmuş. Burası kuruduğu zaman, bir de rüzgar olduğu zaman toz buraya. Kül bu tarafa mı geliyor? Evet, bu kalkıyor bu. Burada zaten durulmuyor. Durulmuyor hiç. Ne kadar kötü oluyor.
Bu bölgede yaşayanlara Allah kolaylık versin diyelim. Şimdi sizi Bartın'a götüreceğim. Cennetten bir köşe. Özellikle Amasra görülmesi gereken bir yer. Ama bu cennette kömürlü bir termik santral kurulacak. Karabük, Çatalazı, Elbistan örnekleri varken Bartınlar bu cennette bir termik santral istemiyorlar. Santrali yapacak firma ve maden fakültesi hocaları yeni nesil termik santraller eskisi gibi olmaz deseler de Bartınlılar bu sözlere pek güvenmiyor. Nasıl güvensinler? Kuş uçumu 70 kilometre uzaklıkta Çatalazı'nda durum ortada. Duyduğuma göre siz oradan madenin çıkartılmasına tarafsınız ama termik santral konusunda tereddütünüz olduğunu söylediler. Bu doğru mu? Yani Amasra'daki, Amasra çok güzel bir yer. Yani orada kül havuzları yapacaksınız, doğada işte o 50 hektar alanı yok edeceksiniz, denizi dolduracaksınız, liman yapacaksınız. Orada bir sorun var. Yani Amasra'da kömürü çıkarsak Çatalazı'da yakamaz mıyız? Orada da 5 tane termik santral var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Amasralılar evet. Ne dersiniz? Bir defa Amasra bir 10 yıllık hazırlık devresinde kaliteli bir kömür. Sayın Turgut Özal'ın direktifiyle bu kömürü değerlendirin dediler ve bir şirkete verildi. Ben bir kişi olarak oraya sadece o kömürün üretimi sırasındaki problemler için gittim. Termik santralle ilgili bir kişi değilim, bir defa bunu açıklayayım. Yanlış bir algı var orada maalesef. Hiçbir şekilde bir ilişkim yok. Benim fikrimi sorarsanız o kömürün çıkarılması lazım. Çünkü 10 yıl oraya bir emek verildi. Bu devletin parası. 10 yıldır orada bir hazırlık yapılıyor. Daha kömür üretilemedi. Çünkü kömürün ne olacağı belli değil. Termik santral. Tabii ki Amasra dünyanın en güzel yerlerinden biri. Buranın yok olmasını hiçbirimiz kabul etmeyiz. Böyle bir şey mümkün değil. Mühim olan o çıkan kömürün en iyi şekilde değerlendirilmesi. Bu belki taşınabilir dediğiniz gibi başka bir yer. Onun üzerine hala çalışıyorlar. Daha kesinleşmiş bir şey yok. Aslında Amasra'nın altında çok kaliteli bir kömür rezervi var. Hattat Holding bu kömürü çıkarmak için talip olmuş. Halk kömürün çıkarılmasına destek vermiş. Ama Holding daha sonra bu kömürü burada yakmak isteyince işler karışmış. Burada 3,5 milyon ton yakacak. Ama bu 3,5 milyon ton kömür yakması için buradan çıkan kömürün 6,5 milyon ton olması gerekiyor. Onun yarısını cevher zenginleşme işlemiyle 3,5 milyon tona indirmesi gerekiyor. Onun yarısını atık olarak, yaklaşık yarısı. Ondan sonra 3,5 milyon tonu yaktığı zaman da onun da hemen hemen yarıya yakını yine kül ve cülf olacak. Şu anda görünen 60 hektar kadar orman alanı görünüyor. Bu sahada, yani şu gördüğünüz alanda değil. Bir kısmı burada termik santralin oturacağı alan, bir kısmı da sizin bulunduğunuz yerin arkasında geniş bir alan. Olduğu gibi saf, doğal orman alanı. Ama gösterdikleri alan küçük, 60 hektar. Çünkü oraya buradan çıkacak kül, cürf artıkları, alçı taşı artıkları depolanacak. Bu çok daha büyük bir alan gerekiyor. Hatta bunun alternatif alanlarından biri de kavşak suyu havzası. Bartın'ın suyunu buradan geliyor. İçme suyu bu. Kullanım suyu değil. 100 bin insan buradan mahalle çeşmelerinden veya belediyenin tankerlerinden bu suyu alıyor. Köylere kadar ulaşıyor bu su belli günlerde, haftanın belli günlerde. İnsanlar bedava olarak bu sudan yararlanıyor. Bu su eğer oraya kül barajı yaparlarsa, külün içinde bulunan radyoaktif maddeler, diğer toksik atıklar o suyu tabii haliyle içilemez duruma getirecek, hatta kullanılamaz duruma getirecek. Projemiz kapsamında biz hem termik santral, hem liman, hem kömür hazırlama tesisi, hem de maden projemiz için uluslararası Türkiye'deki ÇED süreçlerini zaten tamamladık biliyorsunuz. Uluslararası kredi kuruluşlarıyla kredi bulabilmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz ve Türkiye'deki standartları geçtik. Uluslararası standartları tayin ettiğimiz bir ÇED projesi yaklaşık 2 senedir üzerinde çalışıyoruz. Birinci revizyonu 2016 yılında tamamlandı. 1,5 senedir son revize edilmiş ilk raporumuzdaki eksiklere göre ikinci raporu yaklaşık geçenlerde tamamladık ve uluslararası bağımsız danışmanlardan tamamıyla ekvator prensipleri ve uluslararası IFC dediğimiz kuruluşların standartlarına uygun tüm taahhütlerimizin yer aldığı raporlarımızı tamamladık. Ya bunlara uymazsanız ne olacak? Bunları, kredinizi mi durduruyorlar? Ne aynen öyle. Verilen kredi bizim belli dönemlerde biz auditleri, denetimleri olacak. Bu kriterlere uyup uymadığımızla ilgili herhangi bir şekilde uymadığımız bir durum söz konusu olduğunda direkt zaten aldığımız krediyi maalesef geri verecekler. Dolayısıyla uymama gibi bir şansımız, lüksümüz yok. Kaldı ki bunu zaten istemiyoruz. 3,5 milyon ton kömür yaktıkları zaman buradan çeşitli gazlar çıkacak. Azot çıkacak, kükürt çıkacak. Bunu tutabiliyorlar. %97, %3'ü gene tutamıyorlar. En iyi çalıştığı zaman bu filtreler. Ama karbon gazını 1 gram tutabilen, %1'i bile tutabilen bir sistem henüz kurulmadı. Karbon gazı, yani bizim
aldığımız oksijene ortak olacak. Yani onun yerine biz karbon soluyacağız. Bartın'da, Amasra'da. Bütün bu temiz havasıyla ünlü, turizmiyle ünlü bir yer burası. Hemen bu dağın, şu tepenin arkası Amasra. Amasra'ya binlerce insan, milyonlarca insan geliyor ziyaret etmek için. Kalkınma Bakanlığı'nın Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı var. Onun Batı Karadeniz Kalkınma raporu var. Bakın, yani bu devletin ajansı, devletin bakanlığının raporu diyor ki Amasra için en büyük tehdit termik santraldir. Bartın için de en büyük tehdit termik santraldir diyor. Ekonomik olarak niye? Dediğimiz gibi daha yerel ekonomiye dayanan bir sistem var. Turizm var, tarım var, ormancılık var, balıkçılık var. Bunların hepsine zarar verecek tek bir sermayeye kar sağlayacak bir tesis getiriyorlar buraya. Yani böyle bir ikilem ekonomiye, yani ekonomiye de zarar. Biz yani sadece çevre ve insan sağlığına yaptığı zarar açısından değil, aynı zamanda yöre ekonomisine büyük zarar verecek. Buradan göçler olacak. Siz Çatalağzı'nda gördünüz. Çatalağzı'nda o testi yaptıktan sonra oraya yeni işçi gelecek dediler, nüfus artacak. Tam tersi oldu. Orada yaşayan insanlar için orası artık yaşanamaz bir yere haline geldi. Artık ekonomik olarak orada barınamaz hale geldiler ve oradan kaçmak zorunda kaldılar. Bizim şu anki projemiz Çevre Bakanlığı'na olur da aldığımız termik santral projemiz 660 megawattlık iki üniteden oluşan toplam 1300 megawattlık bir santral projemiz var. Şu an projemiz tamamıyla sadece bu termik santral projesi üzerine dayalı. Bu projemizin gücünde herhangi bir şekilde ileride bir kapasite artırımı ya da bir ilaveye başka ünite düşünmüyoruz, planlamıyoruz. Taahhütlerimiz arasındadır. Biz bunu 5 kere durdurduk. Aslında bir tane yan, bir tane daha santral var. O da durdu yeni aşamada. Onu da geri çevirdiler. Yani bu HEMA termik santrali, bir tane de Batı Karadeniz termik santrali var. Batı Karadeniz santrali de dediler ki bunu 2010 yılında uygun olmayan alanda, uygun bulmadığımız alanda yapıldığı için biz bunu iptal ediyoruz diyorlar. Biz şimdi diyoruz ki bu HEMA termik santrali yapmak isteyen termik santral de 2010 yılında uygun bulunmayan Bartın termik santrali aynı alan. Yani devletin daha önce idari olarak vermiş olduğu karar var. Diyor ki Gömü'de, Amasra'da bu termik santral olmaz. Yeri uygun değildir. Yani idarenin bu kararını değiştirmesi için birçok bilimsel sebep sunmaları lazım. Hiçbir sebep sunmuyorlar. Ama şu anda çalışma devam ediyor. Şu anda çalışma, şu anda gördüğünüz kuyu açma çalışması. Burada 10 yıldır kömür çıkaracaklar. 1 kilogram kömür çıkarmadılar. Bu kuyu. Şu anda çalışma derken de termik santral için herhangi bir çalışmaya başlamış değiller. Sadece kamulaştırma çalışmalarına başladılar. Bir ünite değil, iki ünite 660 megawattlık toplam tek santral. 1300 megawattlık. Üreteceksiniz. Başka evet. Bir projeniz yok burada. Hayır yok. Başka proje. Tamam. Projemiz derken termik santral altında yok. Bunun dışında maden çıkarmaya devam ediyoruz. Liman rıhtım projemiz var. Sadece çıkan kömürü karayoluyla taşıyarak vereceğimiz çevresel tahribatı engellemek adına bir rıhtım projemiz var. Ayrıca çıkan kömürün kalorifik değerini daha verimli hale getirmek için planladığımız kömür hazırlama tesisimiz var. Bu termik santral kül havuzları ile beraber 92 hektar alanı kaplayacak. Bunun 52 hektarı ormanlık alan. Yani 52 futbol sahası büyüklüğünde bir orman alanı yok edilip kül havuzu olarak kullanılacak. Medyada devamlı demeçler veren, kömürü kullanmamız gerektiğini söyleyen, kömürlü termik santrallere de sıcak bakan Profesör Doktor Orhan Kural'ın da Amasra konusunda bazı tereddütleri var. Holding yönetici size gelse, biz burada termik santral de yapmak istiyoruz, bu kömürü çıkardı, burada yakmak istiyoruz. Size bu konuda sorsalar ne dersiniz? Efendim, bir kişi olsanız ne dersiniz? Ben değilim, 7 kişilik mi bir kişi var? Onlar versinler kararı, güvenme, beni sıkıştırma. O kararı 7 kişilik mi bir kişi var şu anda. Benim bildiğim kadar o konuyla ilgili termik santralde konuşuyorlar. Değişik üniversitelerden, değişik dallardan insanlar var. Ha, henüz o, net değil tabii. Ya hayır, daha şu anda bir kişi dosyası verilmedi. Orada ben yokum. 7 kişilik ve bir kişi heyeti var. Onlar bu kararı verecekler. Tabii ki kömür çıksın ama kömürün yakıldığı yerde tabii ki doğru seçilsin. Ama kömür hiçbir şekilde çıkmasın, işte her şeyine biz maniyiz demeye de hakkımız yok. Firma yüksek teknoloji kullanarak kömürü çıkartmaya başladı. Rıhtım projesiyle kömürü şimdilik Çatalağzı'ndaki termik santrale taşıyacak. Burada yüksek kalorili bir kömür var. Bu kömür çıkarılmalı ki ithal kömürü olan talep azalsın. Ama Amasra'da mı yakılmalı, başka yerde mi, buna mahkemeler karar verecek. Çünkü STK'ların açtığı davalar var. Arkasını Küre Dağları'na dayamış Bartın için bir başka hassas konu var, o da taş ocakları. Bartın Ulus ilçesi sınırları içinde yer alan Ulukaya Şelalesi'ni görüyorsunuz. Şelale 10 metre genişliğindeki bir kaya olduğundan çıkıyor.
şelale, Drahna Kanyonu'ndan gelen sularla birleşip Ulus Çayı'nı oluşturuyor. Bu kanyonun üst tarafı da Küre Dağları Milli Parkı. Küre Dağları, Türkiye'de biyolojik çeşitlilik ve peyzaj değerleri açısından olağanüstü öneme taşıyan 9 önemli orman alanından biri ve buraya birileri taş ocağı açmak istiyor. Burası gerçekten müthiş bir yer. Avrupa'da korunması gereken, biyolojik çeşitlilik açısından korunması gereken 100 nokta var, 100 sıcak nokta var. 9 tanesi Türkiye'de. Bu Küre Dağları da bunlardan bir tanesi. Biz yani çok ölü bir mevsimine geldik ama şimdi bile canlı. Gerçekten muhteşem. Arkamızda zaten muhteşem bir şelale var. Fakat buranın da bir sorunu var, taş ocakları. Yani tamam, kuma ihtiyacımız var, taşa ihtiyacımız var ama onu da buradan almayalım. Buraya şimdi taş ocağı ruhsatı mı aldılar? Mermer ocağı ruhsatı aslında. Mermer ocağı devamında da taş ocakları olarak gelecek. 200 hektarlık alanda iki ayrı ÇED başvurusunu firma Aralık ayının başında 2017'de yaptı. Buraya mı yaptılar? Buraya, bu bölgeye. Tam da bu görmüş olduğunuz bölgenin sağ kolunuzda, sağ tarafında kilometrelerce uzanan bir bölgede, ormanlık alanda, ormanlık alanı da tahrip edecek biçimde bir mermer ocağı başvurusu yapıldı. Fakat gerek yöre halkının, gerek buradaki sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının da buraya yaptıkları yatırımlar nedeniyle, olumsuz görüş vermesi nedeniyle bu başvuru şimdilik iade edildi. Fakat bu bölgede mermer diğer yakın çevresinde olduğu gibi var. Bu rezerv burada durduğu sürece sanırım buraya başka şirketler de bu mermeri çıkarmak, bu taş ocağını işletmek için gelecekler. Peki burası Milli Park değil mi? Milli Park. Milli Park'ın tampon bölgesinde. Küre Dağları Milli Parkı 2000 yılında Milli Park ilan edildi. 37 bin hektarlık bir alanda hem Bartın hem de Kastamonu sınırları içerisine giren, neredeyse %50-%50 her iki il sınırlarını da kapsayan bir Milli Park. Milli Park'ın gelişme bölgesi dediğimiz tampon bölgesinde yerleşimler var, köy yerleşimleri var. Bu mermer ocağı için başvurulan alan da tam da bu tampon bölgesi. Aslında tampon dediğimiz zaman sanki arabanın tamponu gibi düşünebiliriz. Milli Park'ın çekirdek bölgesini koruyan ve orayı garanti altına alan bir bölge. Bu bölgedeki bir olumsuzluk da çekirdek bölgeyi de etkileyecektir. Yani şu arkamda gördüğüm kayayı alabilirler şu anda. Alabilirler. Arama ruhsatları var. Arama ruhsatları halen daha var. Yani başka bir alan için, bölgedeki başka bir nokta için de yeniden başvuru yapabilirler. Biz yöre halkı olarak, ben de bu Drahnalı, bu bölgeli, Ulukaya bu bölgeden birisi olarak bunun olmaması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Küre Dağları Milli Parkı barındırdığı 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonu ile Dünya Doğal Hayat Koruma Vakfı tarafından dünyada mutlak korunması gereken 200 sıcak alandan biri olarak belirlenmiş. Şimdi sizi Bartın Güzelcehisar kıyılarına götürüyorum. Şu anda Bartın Güzelcehisar plajındayız. Gerçekten çok güzel bir yer. Buraya niye geldim? Size bir şey göstermek istiyorum. Muhteşem bir sahil var. Çok güzel bir sahil var. Fakat bir yürüyüş bandı yapmışlar buraya. Bakın, çelik konstrüksiyon var. Çakmışlar kumsalın üzerine. 3 metre genişliğinde bir yürüme bandı yapmışlar. Niye? Burada bir lav kayaları var. İnsanlar bu lav kayasını görsün diye yapmışlar. Fakat niye bunu kumsala çakmışlar, ben anlamış değilim. Çünkü yan tarafta arazi var, müsait bir arazi var, yol var. Lav kayalıklarına kadar giden de bir yol gözüküyor. Bu kadar ulaşım mümkünken lav kayalıklarına siz gelin 850 metre boyunda bir yürüyüş bandı yapın ve kumsalı bu hale getirin. Hala daha inşaat devam ediyor.
Ya siz karar verin, ben diyecek bir şey bulamadım. Şuradaki lav kayalıklarını görmek için bu kumsalın bu hale getirilmesine gönlünüz razı olur mu? Açıkçası benim gönlüm razı olmadı. Kim yapıyorsa bunu bir an önce sökmeli, burayı doğal haline doğal haliyle bırakmalılar. Yoksa bu kumsalın bir önemi kalmaz. Bakın burada ne peyzaj kalmış, ne kumsal kalmış, ne görüntü kalmış. Lav kayalarını göreceğiz diye bütün kumsalı mahvetmişler. Gördüğünüz kayalıklar sıradan bir kayalık değil. Bu ince şeritler haline bölünmüş gibi görünen bu kayalıklar 80 milyon yıl önce oluşmuş lav kayalıkları. Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu simetrik bir yapıya dönüşen lav sütunları. Dünyada ender gelişmiş doğal oluşumlar arasında yer alıyor. Denizi, kumu ve doğal ormanlarıyla beraber bu lav kayalıklarını bir bütün olarak düşünmek lazım. Ama bu yol bu bütünlüğü bozmuş. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nin de bu projeye onay vermesi de açıkçası üzücü. Ya gerçekten muhteşem bir oluşum var. Bakın bazalt kayaları, lav sütunları burada yükseliyor yukarı. Buradan görmek çok güzel. Burada bir küçük bir koy var. Bu koya girdiğiniz zaman şu gördüğünüz kaya parçası da bu gördüğünüz tabiat anıtının bir parçası. Ben hiç anlam veremedim. Buna nasıl izin vermişler? Madem burası tabiat parkı ise bu alan tamamen tabiat parkı. Daha doğrusu tabiat alanı, tabiat anıtı ilan edilmeliydi. Ancak gördüğünüz gibi etrafına demir kazıklar çakmışlar. İnsanlar gelip şu manzarayı izlesinler diye. Ama şuradan bakmakla buradan bakma arasında çok fazla bir şey fark etmiyor. Gerçekten hem kumsalın yok edilmesine hem de harcanan onca paraya üzüldüm gerçekten. Bu bizim paramız. Bu şekilde heba edilmemeliydi. Çünkü deniz bir müddet sonra burayı alacak zaten. Bu ahşapları yerinden de sökecek. Burayı nasıl planladılar bilmiyorum. İnşallah birileri burayı görür, rehabilite ederler, düzeltirler. Tekrarlıyorum, 12 ay turizm için göğe yapmışlar orayı. Ben Ocak ayında geldim, kumsalda yürüyorum. Kumsalda da yürüyün zaten. Bacak kaslarınız güçlenir. Yani şuradan şuraya yürüdüğünüz zaman neredeyse 4-5 kilometre koşmuş gibi olursunuz. Yani bundan da çekinmeyin. İlla topuklu ayakkabıyla gelmek zorunda da değilsiniz buraya. Gelecekseniz de farklı bir yol yapılabilirdi. Bu çekimden sadece bir hafta sonra Karadeniz bu yapıyı yerle bir etti. Eğer o gün bu platform üzerinde yürüyenler olsaydı bir facia yaşanabilirdi. Biz görevimizi yaptık ama hala bu yol yapılmalı deniyorsa yapacak bir şey yok. Termik de olur, yol da olur, taş ocağı da olur ama yapıldıkları yerler önemli. Dünya bize miras kalmadı, bize emanet edildi. Kullanacağız, yaşayacağız ve geleceği aynı şekilde bırakacağız ki çocuklarımız da yaşasın, kullansın ve onlar da çocuklarına bıraksın ki yaşam devam etsin. Yaşam zinciri kırılmasın. Ama yaşam zinciri kırılmak üzere. Evet, haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın. Siz de çevre dedektif olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. Sorunlara birlikte çare bulmaya çalışırız. Bulamazsak da bir farkındalık yaratmış oluruz. Yeşil Doğal CNN.com.tr adresinden, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.